Değerli arkadaşlarım, değerli izleyenlerim. Merhabalar diliyorum ve iyi bir hafta sonu temennilerimi iletmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, hafta sonu tatiline girmiş olduğumuz şu geç saatlerde sizlerle bir video paylaşmayı düşündüm. Ve bu videomun amacı dolar, TL veya endeksle alakalı olarak bir analiz yapmak değil. Bu analizleri yarından itibaren yarın ve pazar günü aktaracağım. Bu videomdaki amacım sevgili dostlar, biraz sohbet ve birazcık da eğitim içerikli bir video olacak. Eğitim kelimesini kullandım. Hemen rahatsızlık duymayınız. Çok basit bir yöntem ile sizlere alım-satım kararlarını vermenizde yardımcı olabilecek ve gerçekten ve gerçekten de çok ciddi şekilde yararını görebileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim. Sevgili dostlar, analizlerimde sıklıkla duyuyorsunuz bir pivot ifadesini kullanıyorum. Pivot seviyesi şudur, pivot direnci budur, pivot desteği şudur şeklinde bir takım ifadelerde bulunmaktayım. Bu pivot konusunun ne olduğunu sizlere tam olarak izah etmeye çalışacağım, ne işe yaradığını ve alım-satım kararlarınızı verirken de ne kadar isabetli sonuçların yaşanmakta olduğunu son günlerdeki gerek dolar TL, gerek viyop dolar, gerek endeks ve gerekse bazı hisselerden örnekler göstermek suretiyle sizlere bunun ne ölçüde size yarar sağlayabileceği konusunda fikirler vermeye gayret edeceğim. Sevgili arkadaşlarım, ben analizlerimde tekrar belirtiyorum, sıklıkla pivot verileri üzerinde duruyorum. Benim stratejik analizlerimde, derin analizlerimde kullandığım çok farklı teknik analiz yöntemleri vardır. Ancak ben bunları sizlerle video paylaşımlarımda aktarmak istemiyorum. Niçin arkadaşlar? Karmakarışık bir çizimle, bir grafikle karşınıza çıktığım zaman herkes teknik analiz bilgisine yeteri kadar sahip olmadığı için bu karmaşık grafikler ve çizgiler içerisinde neyin ne olduğunu anlamanız çok zor olacaktır. Bu sebeple çok basit bir grafik yapısı ve çok basit bir yöntem ile sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonraki analizlerimde de yine bu basit yöntemi kullanmaya devam edeceğim ama bu tarihten itibarenki analizlerimi biraz daha bilinçli algılayabilmeniz, ne demek istediğimi daha doğru kavrayabilmeniz bakımından bu videoyu hazırlama ihtiyacını hissettim. Zira sizlerden çok yoğun bir şekilde soru alıyorum. Pivot ne demektir? Neye nasıl dikkat etmek lazım? Gibi gibi bir takım durumlar söz konusu. Sevgili arkadaşlar, öncelikle sizlere şu küçük bilgiyi aktarmak istiyorum. Bu pivot sistem denilen veya pivot verileri denilen kavramı ben icat etmiş değilim. Bunun mucidi ben değilim. Pivot sistem denilen kavram özellikle son yıllarda yurt dışındaki traderlar tarafından ciddi seviyede alsatlar yapmakta olan büyük fon yönetici traderları veya analistleri tarafından kullanılmakta olan bir yöntemdir. Ben bir dönem İngiltere'de yaşadım, Londra'da bu işin mutfağında, bu işi gerçekten çok net bir şekilde yapmakta olan çeşitli kurum ve fon analistlerinin yanında bir nevi staj görme aşamasında bu pivot sistem denilen kuralları çok uyguladıklarını, hassasiyetle uyguladıklarına tanık oldum. Bu sebeple kendimce bunun çok ciddi şekilde testlerini yaptım ki sonuç olarak şuna vakıf oldum. Sevgili arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bir dolar-TL grafiğini görüyorsunuz ve bildiğimiz klasik destek ve dirençler vardır, değil mi? Ancak bazı destekler atıyorum 2 ay öncesine ait bir destektir. Veya bazı dirençler misal veriyorum 1 ay öncesine ait bir dirençtir. Ama bir hareketlilik yaşandığı zaman acaba o 1 aylık dirence mi gidecek yoksa 2 aylık desteği mi test edecek? Bunu bilmek mümkün değil. Bunlar ana seviyelerdir. Ana dikkat edilmesi gereken kurallar ve kaidelerdir. Ama bir de içinde bulunduğumuz son günler veya son haftalar veya son 120 dakika veya son 15 dakika periyot hiç önemli değil. Bu süre içerisinde canlı canlı oluşan belli destek ve dirençler vardır. Hani alıyoruz X bir noktadan diyoruz ki bu yükselecek inşallah.
İnşallah diyoruz. Artık elimizde başka bir kriter yok çünkü. Teknik manada konuşuyorum. Temel verilerin hiçbirisi söz konusu değil arkadaşlar. Haber etkisi, ülkelerdeki gelen çeşitli veriler, şunlar bunlar. Bunların hepsi ayrı konular. Teknik bazda konuşuyorum. İyi güzel de bu yükseliş acaba şurada gördüğümüz dirence kadar devam edecek mi? Yoksa daha az bir hareketlilik yapıp da tekrardan bir geri dönüş yaşayacak mı? Bunu bilmiyoruz. Çoğu zamanda hepimiz yanılıyoruz. Diyoruz ki, örnek veriyorum, işte X bir nesnenin, X bir enstrümanın işte 5.60 direnci olduğunu bilelim. Çeşitli haber sitelerinde, çeşitli aracı kurumların işte yayınlamış oldukları raporlarda veya analist arkadaşlarımızın göstermiş olduğu şurası dirençtir, burası destektir şeklindeki teknik analiz çalışmalarında görmüş olduğumuz belli seviyeler var. Ama bir bakıyoruz, o seviyeye ulaşmadan daha erken bir şekilde bir dönüş oluyor. A senedini aldık. 5 seviyesi destektir, 5.40 seviyesi de dirençtir. Nedir? 5.40 seviyesini bekliyoruz. Ama bu senet 5.20'den dönüyor. 5.40'a gideceğini beklerken 5.20'den bir dönüş olup hızlı bir şekilde aşağı da gelebiliyor. İşte sevgili arkadaşlar, bu gibi sorunları, bu gibi al ve sat noktasında, alım ve satın noktasında mümkün olabildiği kadar son günlerin rakamlarını, son günlerin seviyelerini daha doğru bir şekilde algılayan ve bu son günlerin veya son periyotların fiyat hareketlerini daha bilinçli bir şekilde yorumlayan bir sistem var ki biz bunun adına pivot sistem diyoruz. Niçin sevgili arkadaşlar? Pivot sistem bir önceki periyodu, yani eğer günlük bir işlem yapıyorsak, günlük bir pivot verilerine ulaşmak istiyorsak bir gün öncesinin değerlerine. Eğer haftalık bir çalışma yapacaksak bir hafta öncenin değerlerine bakarak bu pivot sistem bir hesaplama yapıyor ve diyor ki, örneğin geçen hafta yatırımcıların en dip, en tepe, kapanış seviyesi, açılış seviyesi gibi 4 önemli kriteri dikkate alarak bir takım hesaplamalar yapıyor ve çok güncel bir sonuç ortaya çıkarıyor. Hem ileri gidebilecek noktalar hem de aşağı gelebilecek noktalar konusunda. Evet sevgili arkadaşlar, pivot seviyesi öncelikle bir denge seviyesidir. Şurada görmekte olduğunuz sarı çizgimiz, sarı renkli bilgi pivot seviyesini ifade etmekte. Şu anki grafiğimizde dolar TL grafiğidir. Dolar TL grafiğinin pivot seviyesi şu an için, rakamları ciddiye almayın, bu rakamlar sizlerin kale alarak işlem yapmanız amacıyla değil. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Bu sebepten ötürü seviyeleri net bir şekilde kafanıza yazmanıza gerek yok. Sadece grafiği incelemeniz bakımından söylüyorum. Pivot seviyesi olarak 5.45 seviyesi öngörülmüş ise, 5.45-45 seviyesi öngörülmüş ise, pivot seviyesinin üzerinde kalınıyor ise, fiyatlar pivot seviyesinin üzerinde ise piyasanın yukarı gideceği yönünde ihtimalin çok daha yüksek olduğu düşünülür. Eğer ki pivot seviyesinin aşağısında kalınıyorsa ve yukarı ataklarda bile bu pivot seviyesi aşılamıyor ise bu durumda bu nesnenin fiyatının, değerinin aşağı eğilimli olduğu tahmin edilir. Yani pivot seviyesi bir denge noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde isek yükseliş eğiliminin daha ön planda olduğunu, ama aşağısında isek gerileme eğiliminin daha ön planda olduğunu dikkate almamız gerektiğini bize ifade ediyor. İster orta vadeli bir yatırımcı olun, bu durumda aylık pivot verilerine bakabilirsiniz. Siz eğer 5-10 günlük bir yatırımcı veya önümüzdeki haftayı, hafta içindeki gelişmeleri dikkate alıyorsanız haftalık pivot verilerini dikkate alırsınız. Ama gün içinde sıklıkla al-sat yapmakta olan 5-10 kademelik inişleri ve çıkışları bile değerlendirmeye çalışan, Viyop gibi, Forex gibi sahalarda işlem yapan bir yatırımcı modeline sahip iseniz bu durumda çok daha kısa periyotları dikkate alabilirsiniz. Bu sizin yatırımcılık tipiniz ve yapınızla alakalı olan bir şeydir. Arkadaşlar, önemli sorularımızdan bir tanesi, evet bir nesne yükselmeye başladı. İyi güzel de bu nereye kadar yükselebilir? Yani sonsuza kadar yükselecek hali yok. Benim hayal gücüme
veya duygusal beklentilerime cevap verecek kadar da yükselmesini bekleyemem. Ben isterim ki 5 TL'den aldığım bir nesne 10 TL olsun, 20 TL olsun gibi. Ama bunun böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. 5 TL'den almış olduğunuz bir hisse veya herhangi bir enstrüman nereye kadar ilk anda, ilk etapta nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını bilmezseniz, yani hangi noktada zorlanabileceğinin cevabını bilmezseniz, siz belki de o an için %3-5 kazanç elde edersiniz ama hissi veyahut da farklı nedenlerle bu şuraya gidecek, buraya gidecek gibi bir beklenti içine girerseniz belki de elde ettiğiniz o %3-5-10 her neyse kazancı da yitirebilirsiniz. İşte bu problemi giderebilmenin en önemli cevaplarından birisi hem size nereye kadar yükselebilir sorusunun cevabını veriyor hem de geri dönüşlerde bu düşüş nereye kadar devam edebilir ve nereden bir tepki doğabilir sorusunun cevabını pivot sistem vermekte. Ve pek tabii ki stop loss anlamında da size nerede stop loss yapmanız gerektiğinin de cevabını işte bu pivot sistem veriyor. Sevgili arkadaşlar, biliyorum eğitim konuları sizlere hiç sıcak gelmiyor. Ben anlayamam, ben beceremem veya bana çıkacak mı, inecek mi, nereye kadar çıkacak, nereye kadar düşecek sorusunun cevabını ver diyen birçok insan olduğunu biliyorum. Lütfen ama lütfen kendinize bir yatırım yapınız ve bu videoyu dikkatli bir şekilde bir değil iki defa izleyiniz lütfen. Emin olunuz ki faydasını göreceksiniz. Emin olunuz ki çok detaylı analiz bilgilerine sahip olmanıza gerek olmaksızın bu konudaki anlatmış olduğum bu taktikler, bu stratejiler sizlerin düşünce yapınızda ve işlemlerinizde çok yardımcı olacak. Demiyorum ki tamamen bu kritere bağlı olarak işlemlerinizi yapınız. Takip ettiğiniz başka kriterleriniz, takip ettiğiniz başka uzman arkadaşlarım varsa elbette ki onları da dinleyiniz ama bu bilgilerde veya bu bilgilerin sonucunda ortaya çıkacak olan çeşitli seviyelerde muhakkak aklınızda bulunsun. Mutlak surette yardımını göreceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi canlı bir örnek olarak karşımızda dolar TL örneğimiz bulunuyor. Arkadaşlar dolar TL ile ilgili olarak dedim ki pivot sistemle ilgili bir çalışma yapacağımız zaman bir önceki periyottaki rakamlar ve değerler önemlidir dedim. Benim grafiğimde pivot sistemle ilgili olan formül entegre edilmiş durumdadır. Otomatik olarak hesaplamakta. Şimdi sevgili dostlar, diyelim ki perşembe günü akşamındayız ve cuma günü acaba dolar TL'de hangi seviyelere dikkat etmem gerekir? Cuma günü nerelere kadar iniş veya çıkış olabilir? Hangi seviyenin üzerinde kalınırsa yükseliş eğilimi daha fazla olur veya kısa vadeli bir long pozisyonda isem acaba hangi seviyeyi kendime stop loss kabul etmeliyim gibi soruların cevabını şimdi alacağız. Değerli dostlar, şurası perşembe günü akşamımız, burası da cuma günü yani bugünkü seviyemiz. Biz perşembe günü akşamı itibariyle dolar TL'nin kapanış değerinin 5.47.17 olduğunu, gördüğü en düşük değer olarak 5.42.28 olduğunu, en yüksek seviye olarak 5.48.20 olduğunu ve açılış değeri olarak da 5.43.45 olduğunu dikkate aldığımız zaman bu veriler yapmış olduğu bir formül hesabı sonrasında şu rakamları ortaya çıkarıyor. Yani diyor ki pivot seviyesi denge noktası 5.46.20 diyor. 5.46.20'nin üzerinde cuma günü itibariyle işlemler olur ya gerçekleşir ise 5.50 seviyesine kadar bir yükseliş olabilir. Yani 5.46.20'nin üzerinde kaldığı zaman ben acaba ilk etapta nereyi görebilir? Hangi noktaya kadar bu yükseliş devam edebilir diye. Eğer satış yazmak istiyorsam, eğer bir realizasyon yapmak istiyorsam hangi noktayı takip etmeliyim? Sorumun cevabını 5.50.13 vermek. Bu demek değildir ki 5.50.13'e milimetrik olarak gelecek ve burada bu noktadan itibaren geri dönecek veya burayı aşacak. Hayır arkadaşlar, bunun anlamı şu: 5.50.13 seviyesine dikkat et. Bu seviyede bir zorlanma olabilir. Burayı dikkatle izle.
Buradan bir zorlanma ihtimalini dikkate al ama burası aşılır ise de nereye kadar yükseliş olabilir sorusunun cevabını arıyorsan işte sana cevap diyor. 5.52.12 diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, Perşembe gecesi biz bu seviyeleri dikkate aldık, notumuzu aldık. Gelelim Cuma günü. Cuma günü itibariyle 5.50'nin üzerinde, 5.46.20 seviyesinin üzerinde bir seyir var mı yok mu onu izleyelim. 5.46.20 seviyesinin aşağısına sarkmalar olmuş. 5.43 seviyesine kadar gerilemeler olmuş. Ancak bunu farklı yöntemlerle de sizlere anlatmış olduğum analizimde Fibonacci kriterleri itibariyle de bu seviyelerin önemine dikkat çekmiştim hatırlayacağınız üzere. Bu seviyeye kadar bir geri dönüş olmuş. Kaldı ki 5.46.20'nin aşağısına geldiğimiz zaman nereye kadar düşebiliriz sorumuzun cevabı 5.44.21 idi. Dolayısıyla 5.46.20'nin aşağısında olduğumuz müddetçe biz 5.44.20 ve 5.43'lü rakamlara kadar bir geri çekilme olasılığının var olduğunu hesabımıza katmış durumdaydık. Ama 5.46.20'nin üzerine tekrardan bir geri dönüş olup da bu seviye üzerinde bir seyir olduğunda nereye kadar yükselebiliriz? 5.50.13. Biz arkadaşlar Cuma günü hangi seviyeyi gördük? 5.48.87 seviyesini gördük. O halde 5.50'ye doğru bir yaklaşım söz konusu oldu. Benim burada dikkat etmem gereken neydi? 5.46.20'nin üzerinde kalındığı zaman 5.50'ye doğru bir atak olabilir. İşte burada 5.50'ye yaklaşımlarda benim temkinli davranmam, buranın aşılamaması ihtimalini hesabıma katarak bir şekilde bu düşünce ile hareket etmem gerekirdi. Örneğin arkadaşlar, haftalık olarak bu grafiğimizi inceleyelim isterseniz. Geçtiğimiz hafta pazar günü itibariyle sizlere aktarmış olduğum analizimde dedim ki 5.36 seviyesi bu hafta için bir pivot seviyesidir. Bu seviyenin üzerinde kalır isek eğer 5.43.35 ve burası da aşılıp destek haline getirilir ise 5.47.89 seviyesine kadar bir yükseliş yaşanabilir ifadesini kullandım. Arkadaşlar 5.36'nın üzerinde kalmamız gerekiyordu. 5.43 seviyesine dikkat etmemiz gerekiyordu. Buranın da geçilmesiyle birlikte 5.47.89, kısaca 5.48 diyelim. Bu hafta ne olmuş arkadaşlar? 5.36.30'un aşağısına gelmemişiz. Gördüğümüz en düşük seviye bu. Gördüğümüz en yüksek seviye ne arkadaşlar? 5.48.87. Biz bu haftaya başlarken 5.48 seviyesini zaten öngörmüş durumdayız. O halde 5.43'ün 5.36'nın üzerinde kalındığı zaman benim 5.43'lere kadar bir yükselişi dikkate almam, buranın da aşılmasıyla birlikte bu kez nereye kadar yükselir acaba? 5.50'ye mi gider, 60'a, 70'e, 80'e? Bu hesapları yapmak yerine önümde önce hangi direnç var? Hangi noktaya kadar yükselebilirim? Bakalım orayı geçiyor muyum, geçemiyor muyum? O virajı dönebiliyor muyum, dönemiyor muyum? Sorumun yanıtı olarak bana 5.48 seviyesi verildiği için burada bir zorlanma olduğunu gördüysem eğer, evet 5.50'ye yaklaşırken 5.48-5.50 aralığında bir sıkıntı var diye düşünmeye başladım. Sevgili arkadaşlar, sizler eğer dolarınızı almışsınızdır, kafanızda bir hedef vardır, bu hedef içinde bir vade biçmemişsinizdir, bir gün nasıl olsa 8 olur, 10 olur, 15 olur gibi bir beklentiyle hareket ediyorsanız zaten bu tür şeyleri çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Ama eğer ki sıklıkla şu soruyu kendinize ve başkalarına soruyorsanız, niçin 5.50'ye giderken döndü? Neden 5.55'i gördü de 5.60'a gitmeden, 5.60'ı görmeden 5.55'ten dönüş yaptı? Ters mantık düşünelim arkadaşlar. Neden 5.25 seviyelerine gerilerken daha da aşağılara gelmedi de buradan bir tepki verdi? Ben almayı düşünüyordum. Acaba hangi noktadan alsam, hangi destek seviyesini dikkate alsam gibi kafanızda sorular var ise, İşte sevgili dostlar, bu sorulara yanıt buralarda bulabilirsiniz. Gelelim endeks konusuna değerli arkadaşlar. Bir de veya endeksten önce bir de Viyop dolar bazında bakalım isterseniz konuya. Sevgili arkadaşlar, Viyop doların geçen haftaya başlarken aktarmış olduğum analizde dedim ki 5.43.08 seviyemiz bu hafta için
yani geride bıraktığımız hafta itibariyle söylüyorum, bir pivot seviyemizdir. Eğer bu seviyenin üzerinde kalırsak, öncelikle 5.49.90 yani 5.50, ardından da 5.53.27 seviyesine kadar bir yükseliş ihtimalimiz mevcuttur. Bu ihtimali ön planda tutmalıyız. Dolayısıyla long pozisyonlara öncelik vermeli, short pozisyonda pozisyonlardan da kaçmalıyız anlamına gelen bir ifade kullandım. Arkadaşlar 5.43'ün üzerinde kalmak şartıyla 5.50 ve 5.53.27. Şimdi bu hafta ne olmuş arkadaşlar bakalım. Bu hafta gördüğümüz seviye 5.53.20. Yani 5.53.27 seviyesine kadar yükseliş olabilir demiştik. Gördüğümüz en yüksek değer 5.53.20 olmuş. O halde bana pivot sistem belli virajların dönülmesi durumunda hangi seviyeye kadar yükseliş olabileceği bilgisini veriyor ve o seviyeye yaklaşıldığı zaman ben eğer dikkatle piyasayı izlersem o noktaya yaklaşımlarda bir zorlanma gördüğüm anda tedbirimi alırım. Ha evet, benim hedefim çok büyüktür. O dirençleri, şunları bunları kale almayabilirim. O ayrı bir konu. Ama siz eğer piyasayı anlık izliyorsanız ve her akşam niye şurayı geçemedi, niye buradan geri döndü, neden 5.50'den veya 5.52'den satsaydım tekrardan 5.40'dan geri alırdım gibi pişmanlıklar yaşıyorsanız, işte sevgili arkadaşlar bu kritik seviyeleri, bu canlı, bakınız altını çiziyorum, klasik destek ve direnç değil bunlar. Canlı destek ve direnç noktalarını, viraj noktalarını bu şekilde bilmeniz mümkün olabilecektir. Arkadaşlar endeks diyelim örneğin. Sadece bu sistem dolar TL ile alakalı bilgiler yansıtmıyor bize. Endeks diyelim. Görmekte olduğunuz arkadaşlar grafiğimiz günlük grafiktir. Perşembe günü akşamı itibariyle biz endeksin grafiğini izlemiş olsaydık ve pivot verilerine bakmış olsaydık bize diyecekti ki 102.755 seviyesi cuma günü için pivot seviyesi. Eğer bu seviyenin üzerine çıkamaz, bu seviye destek yapılamazsa gerileme eğilimi ön plandadır. İyi de nereye kadar gerileyebiliriz? Birinci nokta 101.317. Eğer bu seviyeden bir tepki bulamaz isek, ortalama 101.500 seviyelerinden bir tepki bulamaz isek ve bu tepki güçlü olmaz ise 100.825'e kadar geri çekilme olasılığı var diyor. Arkadaşlar biz cuma günü itibariyle ne yaşadık? Bakınız 100.825, dikkat ediniz bu rakama. Biz cuma günü ne yaşadık arkadaşlar? Cuma günü itibariyle 100.873 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşadık. Ve 102.755 seviyesinin üzerine çıkamadık. En fazla 102.500'ü gördük. Ne düşünmemiz gerekirdi? 102.755 seviyesi pivot seviyesiydi cuma günü için. Bu seviye üzerine çıkılamıyorsa gerileme eğilimi ön plandadır. Sizler eğer günlük veya birkaç günlük düşünüyorsanız bu noktada veya anlık trade'ler ediyorsanız bu noktada belki satış yapıp daha aşağıdan almayı düşünebilirdiniz. Viyop piyasasında işlem yapıyorsanız daha farklı değerlendirmelerde bulunabilirdiniz. Bizler arkadaşlar cuma günü endekste ne yaşadık? 101.500'lere kadar bir geri çekilme oldu. Buradan bir tepki eğiliminin oluşmaya çalıştığını gördük ama arkasından gelen satışlarla 100.873 seviyesi, yani şurada öngörülmüş olan, bir gün önceden öngörülmüş olan 825 seviyesine yaklaşırken geri dönüş oldu. Bu tabloda arkadaşlar ne düşünülebilirdi? Seansın sonlarına doğru 100.800'lere doğru bir geri çekilme yaşanıyorsa buradan bir tepki gelebileceği, bu seviyenin destek olarak korunabileceği hesaba katılıp da belki de 100.800 ila 101.000 aralığından bir miktar alım yapılabilir. Nasıl olsa bir tepki olur beklentisiyle kısa vadeli bir trade yapılabilirdi. Bunlar tabii ki tamamıyla sizlerin işlem tarzınızla alakalı olan şeylerdir. Arkadaşlar bir de isterseniz 240 dakikalık, yani seanslık olarak bakalım. Bakınız sevgili arkadaşlar, bu da bizim seanslık grafiğimiz. Yani 240 dakikalık grafiğimiz. Cuma günü itibariyle saat 1. seansın kapandığı anlarda şu grafiği incelemiş olsaydı bize şu bilgiyi verecekti. Diyecekti ki 101.668 seviyesi pivottur. İkinci seans itibariyle bu seviyeye dikkat et. Eğer bu seviye üzerinde kalınamazsa 100.872 seviyesine kadar bir geri çekilme olabilir diyordu.
Biz Cuma günü ikinci seans maalesef 101.668 seviyesinin üzerinde çıkamadık ve burayı destek yapamadık. Yapamıyorsak neyi bekleyecektik? 100.872 seviyesine kadar bir geri çekilmenin olabileceğini. Arkadaşlar biz Cuma günü yani dün itibariyle en düşük hangi seviyeyi gördük? 100.873. Milimetrik olarak pivot sistem gerileyebileceğimiz noktayı bize tespit etmiş oldu. Arkadaşlar bir de isterseniz hisseler bazında bakalım. Örneğin neye bakalım? Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası'nın haftalık, evet, geçen hafta itibariyle, geçen hafta yani bu geçtiğimiz haftaya başlarken Garanti Bankası'nın grafiğini incelemiş olsaydı karşımızda 8.81 seviyesinin pivot seviyesi olduğunu ve Garanti Bankası'nın 8.96, burayı da geçerse 9.12 ve sonucunda 9.27'ye kadar yükselebileceğini öngörüyordu. Biz geçtiğimiz hafta arkadaşlar 8.81'in üzerinde kalabildik ve 9.24 seviyesine kadar yükselişimiz devam etti. Yani 9.27'ydi pivot son direncimiz, bu seviyeye kadar yükseliş devam etti. O halde 8.81 üzerinde kaldıkça 8.96'yı hedefleyebilirdim. 8.96'da dikkat ederdim. Buranın da aşılması durumunda bu yükseliş nereye kadar devam eder diye boş boş ekranlara bakmak yerine 9.12 seviyesini dikkate alarak ekranımı izlerdim. Buranın da geçilmesi durumunda bu kez bu nereye kadar yükselebilir? Evet, 9.27'ye kadar yükselebilir diyebilirdim. Sonuç itibariyle 9.24'ten bir geri dönüş oldu. Geri dönüşte arkadaşlar 8.81'in aşağısına inilir ise nereye kadar bu gerileme devam edebilir sorumun yanıtı? İşte arkadaşlar ben bu hafta 8.66 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Dolayısıyla bana bu haftanın, geçtiğimiz haftanın başında 8.81'in üzerine çıkılırsa nereye kadar yükselebilirimin cevabını doğru verdiği gibi 8.81'in aşağısına inildiği zaman da 8.65'e kadar inilebileceğinin yanıtını verdi. Biz dün itibariyle en düşük 8.66 seviyesini gördük sevgili arkadaşlar. Neye bakalım arkadaşlar? Akbank'a bakalım isterseniz. Akbank haftalık itibarda, bir önceki bara geliyorum, diyor ki 6.72'nin üzerinde kalınır ise 78, 98 ve 7.04 seviyesine kadar bir yükseliş olasılığı mümkündür diyor. Biz arkadaşlar bu hafta Akbank'ta hangi seviyeyi gördük? 7.01 seviyesini gördük. Gördüğünüz gibi hangi noktaya kadar, hangi bölgeye kadar yükseliş olabileceğine dair çok yakın tahminler üretebilmekte. 6.72 seviyesinin aşağısında kalır isek, bu destek kırılırsa ne olur sorumun cevabını ise bakalım arkadaşlar, 6.52'ye kadar geri çekilme olabilir demiş. Biz Cuma günü itibariyle 6.37 seviyesine kadar, 6.31 seviyesine kadar gerilemişiz. Yani birinci desteğimiz şuradaki 6.52 seviyesinin kırılması sonrasında 6.46 da kırılmış ama son desteğe gelirken buradan bir tepki oluşmuş. Yani 6.26'ya yaklaşırken 6.30'dan bir destek oluşmuş. Değerli arkadaşlar, bu örnekleri çoğaltmamız mümkün. Bir örnek daha vereyim isterseniz, Koza diyelim. Güncel hisselerden mümkün olduğu kadar bahsetmeye çalışıyorum. Perşembe günü akşamı itibariyle günlük bir grafiktir bu. Koza'ya bakıyoruz arkadaşlar. Diyor ki Koza 5.67 ile kapanmış. Pivot seviyesi 5.76. Yani pivot seviyesinin aşağısında kapatmış. Dikkatli olmalısın diyor. Bu durumda nereye kadar geri çekilebilir sorumun cevabı 5.46'ya dikkat et diyor. 5.46'ya kadar bir geri çekilme yaşanabilir diyor. Arkadaşlar Koza Cuma günü itibariyle 5.47'ye yaklaşmış ve bu destek noktasına yaklaşırken bir tepki bularak 5.59'dan kapanışını gerçekleştirmiş. O halde arkadaşlar elimizde X bir hisse bulunabilir. Bu hisseyle ilgili olarak geri çekilmelerde maliyetimizi düşürmek anlamında bir ekleme yapmayı düşünebiliriz. Örneğin şurada Koza için konuşalım. Koza'nın eğer 5.76'nın aşağısına inmesi durumunda ben maliyetimi, maliyet ortalamamı düşürmek gibi bir kanaat içerisinde, fikir içerisindeysem kalkıp da 5.70'den alım yapmayı düşünmem. Derim ki 5.76'nın aşağısında
5.46'ya kadar geri çekilme ihtimali var. O halde ben 5.48, 5.49, 5.50 gibi seviyeleri maliyetimi düşürmek adına değerlendirmeliyim. Niçin daha yukarıdan alayım diye de bu sorumun yanıtını verebilirim. Sevgili arkadaşlar, pivot sistemle ilgili olarak birçok değişik hesaplama yöntemleri vardır. Tekrar söylüyorum, bu yöntemin mucidi ben değilim. Ama pivot sistem adı altında çok farklı hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Ben bu hususta birçok yöntemi deneyip ve test ettim. Sonuç itibariyle bir yöntem üzerinde bazı küçük oynamalar yapmak kaydıyla kendimce farklı bir yöntem geliştirmeye çalıştım. Bu pivot sistem aşağı yukarı birbirine yakın değerler vermekte. Bir takım sitelerde, bir takım internet sitelerinde, analiz sitelerinde pivot sistem, pivot verileriyle ilgili çeşitli verilere, rakamlara ulaşabilirsiniz. Ancak hepsinin hesaplama mantığı farklıdır. Benim sizlere aktarmış olduğum ve yıllardır test edip de doğruluğuna itimat ettiğim, çok net doğru sonuçlar verdiğine kanaat getirmiş olduğum bu rakamlarla birebir aynı seviyeleri yakalayamayabilirsiniz. Büyük olasılıkla da yakalayamazsınız. Benim kullanmış olduğum formül farklı bir formüldür. Ancak tekrar söylüyorum, başka başka formülleri de kullanabilirsiniz. İlla ki bunun da faydasını ve yararını göreceksinizdir. Ama bu konuda pratik bir bilgiye erişmek istiyorum derseniz, hisse senetleriyle ilgili günlük ve de haftalık pivot verileri benim önüme kolaylıkla gelsin şeklinde bir düşünceniz var ise, bu konuda istifade edebileceğiniz bir site var. Borsapivot.com isimli bir sitedir. Zaman zaman analizlerimde işte günlük para giriş ve çıkışlarını, son günlerdeki para giriş ve çıkışlarını, çeşitli teknik analiz sonuçlarının vermiş olduğu sinyalleri, bu gibi detayları kolaylıkla bir iki tuşa basarak öğrenebildiğiniz bir site mevcut. Bu bir veri ve analiz sitesidir. Malum belli bölümleri ücretlidir diğer veri ve analiz sitelerinde olduğu gibi. Bu konu ayrı bir husus. İlginiz ve arzunuz var ise kolay bilgiye erişmek istiyorum. Uzun uzun analiz yapmak istemiyorum. Bir iki tuşa basarak belli sonuçları direktmen göreyim şeklinde bir düşünceniz var ise bu durumda bu siteyi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, bu sitenin sağlamış olduğu bir diğer imkan ise pivot sistem dediğimiz, bu az önce sizlere anlatmış olduğum pivot sistemle ilgili kendinizce hesaplama yapabileceğiniz bir modülü bulunmakta. Siz istemiş olduğunuz hisse olabilir, altın olabilir, euro dolar paritesi olabilir, herhangi bir başka bir parite olabilir. Buraya yazacağınız en yüksek değer olarak, örneğin arkadaşlar dolar bazında gidelim. 5.49 diyelim görmüş olduğu en yüksek seviye dolar için. En düşük seviye örnek veriyorum 5.24 diye 5.32 diyelim. Bu rakamları tamamıyla afaki kullanıyorum. Açılış seviyesi işte 5.37 olmuş olsun. Kapanış seviyemiz ise 5.48 olsun. Arkadaşlar, hesapla dediğimiz anda bana burada bütün direnç noktalarımı, pivot seviyemi ve destek noktalarımı net bir şekilde hesaplamakta ve bana vermekte. Siz ister bu hesaplamayı günlük yapınız, ister 15 dakikalık yapınız, ister yarım saatlik, 1 saatlik, 2 saatlik yapınız, isterseniz günlük, haftalık veya aylık yapınız. Hiçbir şekilde fark etmez. Hangi vadeyi önemsiyorsanız, benim için 3-5 saatlik hareketlilikler önemli değil. Ben 3-5 hafta, 2 ay, 3 ay gibi bir periyodun ne gibi seviyeleri gündeme getirebileceğini öğrenmek istiyorum diyorsanız, bu durumda haftalık da bakabilirsiniz, aylık da bakabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin için bir hesaplama modülüdür. Eğer ki farklı farklı kaynaklardan, farklı sistemlerin pivot verilerini edinmek istiyorsanız, oralardan da yararlanmanızda fayda var. Ancak ben ana bir mantık olarak bu sistemin ne ölçüde yarar sağlayabileceğini sizlere izah etmeye çalışıyorum. Örneğin arkadaşlar, neye bakalım? Endeks bazında. Evet, endeks bazında. Grafiği buraya uygun bir hale getirmeye çalışıyorum. Endeks bazında arkadaşlar, aylık bir değerlendirme yapmaya çalışalım. Aylık değerlendirme yapacağımız zaman şu anda biz Şubat ayının verilerine bakmak durumundayız. Çünkü şu an Mart ayındayız. Bir önceki ayın verileri bizim için önemli. Diyor ki 103.760 seviyesi önemlidir diyor. Bu seviyenin aşağısında kalırsan 102.250 seviyesine
Ve eğer burası da kırılacak olursa 99.200 seviyesine kadar geri çekilme olasılığını dikkate almalısın diyor. Şayet 103.760 üzerinde kapanışlar yaşanıyor ise, bu durumda ise 106.800 seviyesine dikkat etmelisin diyor. Arkadaşlar, dediğim gibi tekrardan şuradan USD TR'ye diyelim. Bu daha güncel bir konu olduğu için birçok insan bunu dikkate alacaktır. Mart ayı için bana diyor ki 5.29.50 üzerinde kaldıkça 5.43'e dikkat et diyor. 5.43 seviyesinin üzerinde kalmaya devam edersek 5.47.67'ye dikkat et diyor. Bakınız, bu bir aylık grafik, aylık pivot verileridir. Eğer 5.47.67 de aşılır ise ve bildiğimiz 5.50 psikolojik desteğimizi de hafızamızda tutalım, bu seviyenin üzerinde gidebileceğimiz nokta Mart ayı itibariyle 5.61 seviyesidir diyor. Tabii ki ekonomik koşullar, makro veriler, şunlar bunlar vesaire vesaire faktörlerin yaratabileceği etkilerle 5.80-5.90'larda belki görülebilir. Bilmiyoruz neler olabileceğini ama normal şartlar altında geçtiğimiz aydaki fiyat hareketliliklerinin yaratmış olduğu verilerin formüllere yansımış olduğu şekli bunu ifade etmekte. Sevgili arkadaşlar, pivot hususuyla ilgili olarak yapabileceğim açıklamalar bundan ibarettir. Bu hususta daha öncesinden de yapmış olduğum bir açıklamam vardı. Bunu da bu videonun sonuna, bitiş ekranıma ekleyeceğim. Eğer ki alım ve satım konularında doğru kararlar vermek istiyorsanız, ister yarım saat, isterse 2 hafta veya 1 ay veya 3 ay sonra neler olabilir, hangi seviyeler söz konusu olabilir sorunuza kehanet yöntemiyle, afaki yöntemlerle olur olmaz seviyelere pay biçmek yerine daha tutarlı ve belli bir teknik kriterin ürünü olarak daha sağlıklı verilere dikkat edebilmek ve bu verilerin hangi hususlarda sizleri yönlendirebileceği konusunda bir fikir sahibi olmak istiyorsanız, lütfen bu konuyu da yapmakta olduğunuz analizler veya dikkate olduğunuz kriterler arasına koyunuz. Emin olunuz ki çok ciddi faydasını göreceksiniz. Emin olunuz ki ortalama düşürmem gerekiyorsa hangi seviyeye dikkat etmeliyim? Elimde tutuyorsam hangi noktada bir zorlanma olabilir? Veya alım yapmayı düşünüyorsanız hangi seviyeden bir tepki gelebilir sorularınıza yanıtı işte şurada göreceğiniz rakamlardan görebileceksiniz. Bunlar canlı destek ve direnç ve tepki ve aynı zamanda da kısa vadeli işlemleriniz için dahi olsa stop loss yapmanızı gerektirebilecek olan seviyeler konusunda sizleri bilgilendirecektir. Ve bir son hatırlatma daha, hiçbir teknik analiz yöntemi %100 doğru sonuçlar vermez. Asla ve asla her işlemde başarılı sonuçlar yaratan bir formül, bir teknik sistem geliştirilememiştir. Bugün 90 yaşına ulaşmış olan George Soros bile borsa duayeni diyor ki ben yaptığım her işlemde başarılı olamıyorum. Gerektiğinde ben de stop loss yapmak durumunda kalıyorum ve en mükemmel ve en muhteşem stratejiyi, yöntemi üretebilecek, yazabilecek bir mühendis hala bulamadım diyor. Bu kadar sınırsız imkanlarına sahip olmasına rağmen piyasa bütün mühendislik kurallarından da ötedir. Her zaman için bunu dikkate almalıyız ama biz yine hiçbir şey bilmeden, hiçbir kriteri dikkate almadan sadece ve sadece ekranlara bakarak inşallah yükselir, inşallah düşmez veya inşallah şöyle olur demektense yine de elimizde bazı kriterlerin bulunmasının yararlı, faydalı olabileceğini dikkate almak durumundayız. Efendim, şimdilik hoşça kalınız diyorum. Cumartesi günü ve pazar günü mutlak surette gerek borsa endeks konusunda, gerekse dolar TL konusunda, gerekse VIOP konusunda gerekli açıklamaları detaylı bir şekilde anlatmaya, izah etmeye çalışacağım. Önümüzdeki haftanın hangi rakamlar ve seviyeler dahilinde cereyan edebileceğini ve hangi makro kriterlerin piyasayı etkileyebileceğini dikkate almak suretiyle analizlerimi sizlere sıra sıra aktarmaya çalışacağım. Efendim, hoşça kalınız. İyi bir hafta sonu.